Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul'dayız. Burası Bayrampaşa arkadaş. Çok değerli bir kardeşimiz var. Ziyarete geleceğiz, geleceğiz dedik. Geldik. Eren kardeşim, önce seni tanıyalım. Ben Eren Başol. İstanbul Bayrampaşa'da kuş besliyoruz. Beslediğimiz yüksek uçucu tip güvercini, Budapeştiler ırkına hizmet ediyoruz. Kuşların birçoğu havada. Aynen, aynı zamanda dönüş kuşu da besliyoruz. Ya bu ırkı seviyoruz. Bunlara hizmet ediyoruz. Hakan Tekdurmaz arkadaşımızla beraber. Gel kardeşim benim. Hakan abim, seni de tanıyalım. 4-5 kümes kuş gördük. Çok kaliteli kuşlar var. Bu ırka gönül verdik. Bunları besliyoruz. İşte yurt içinden, yurt dışından temin ettiğimiz kuşları burada çoğaltıyoruz. Şey yok, kapalı yok. Kapalı salıyoruz, uçuruyoruz. Yani kendi yavrularını alıp uçuruyoruz burada. Maşallah. İşte. Bunların hepsi tip ve kelebek. Gel. Gel. Çoğunluk tip. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Gökyüzü kuş dolu. Bunlar bizden önce salmışlardı. Burası yüksek bir çatı. Tip kuşu ama piyasadaki öyle sıradan kuşlar değil arkadaşlar. Uçanlar bile yani hep kalite. Kalite. Şöyle şallara, kafalara, dalalara bir bakın yani. Gelenleri göstereyim abi. Geliyorum abi, sırasıyla geleceğim. Şimdi kuşlar yoruldu. Bu da Peşke kuşunun İstanbul distribütörü. Normalde bunları ayrı ayrı uçuruyoruz. Yani bugün şimdi öyle kelebekleri de bir havalandıralım dedik. Vaktimiz kısıtlı. Hepsini karışık sardık. Normalde performansları ayrı ayrı bakıyoruz. Kuşların çoğu hala havada arkadaşlar. Hop, kelebeğin dönüşe bak. Güzel. Daha genç dişi. Martılar da bizim martılar mı? Onlar da uçuyor. Martılar da bizim. Onlar yerli. Yerli martılar. Çok çekiyoruz burada martılar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok sohbeti güzel, değerli kardeşlerimiz buradakiler. Sağ olsunlar, bize de misafirperverlik ettiler. Furkan kardeşimiz var, yurt dışı transferlerimizi kendisi gerçekleştirdi. Malı Arap Faik'ten o mu alıyor? O alıyor. Mr. Kasimo kendisi. Kasimo Dutti denilen arkadaş. Yani bu camiada bilmeyen yok. Aynen. Kasimo. Yok ya. Peki biz de tanımış olduk. Hadi bir dalalım mı Eren kümeslere be? Tabii. Buyurun. Önce sarı şallılar dışarıda. Buradan başlayalım. Tamam, bismillah. Şöyle bir göstereyim Nur be. Dayanamadım. Şöyle bir yakından alalım. Arkadaşlar hala havadalar çoğu. Şurayı bir göstereceğim özellikle. Oh, şu tipin kaliteye bakın. Maşallah. Sıvırcı. Size birazdan geliyorum gençler. Kalın burada. Uçuracağım daha sizi. Hop, bismillah. Oy maşallah. Bu ne ya? Oy maşallah. Şallara bak. Bunlar şimdi ne diye geçiyor kardeşim? Bunlar da Budapeşte. Budapeşte. Sarı kafa paçasız tabii. Budapeşte tip geçiyor. Yurt dışı başlıyor bunlar da. Bunlar da Avrupa patentli. Harika kuşlar. Biraz yaklaşayım sizin için arkadaşlar. Şöyle bir içlerine girelim bunların. Ay maşallah. Sırtıma vurdu soğuk ya. Buraya ne yaptı zaten? Şalları falan çok güzel kardeşim. Aslan. Eline emeğine sağlık. Kuşlar zıpkın gibi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Daha iyisi olsun diye uğraşıyoruz işte. Şöyle gösterelim kardeşler. Atmaca vurdu. İçeride de gene aynı. Bir tane fire verdik galiba. İçeride de gene. Ay maşallah maşallah. Erhan, bence kadraja sen gir. Buradan bir kapak fotoğrafı çıkartayım ben. Şöyle dur gitme. Kardeşimi de şöyle kümeslerin önünde alayım. Maşallah. Allah can pekliği versin. Çoğu zaten 2021 yavrusu yapılarında. Genç kuşlar. Bunlar da dışarı yüzü görmediler. Yavaş yavaş görecekler. Şöyle yavaştan gezdiriyorum arkadaşlar. Sıradan kuş kesinlikle yok. Hepsi üst düzey. Hepsi kaliteli. Şöyle gezdireyim. Maşallah. Erhan Başol kardeşimizin adı. Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca talebi olan olursa ben telefon numarasını veririm kardeşler. Ay maşallah. Burada en çok ilgini çeken, benim ilgimi mesela, mavi şallılar çok hoşuma gitti. Bir de nasıl diyeyim, sarılar var. Dışarıdaki sarılar da gayet güzeller. Ama bakıyorum hepsi birbirinden güzel ya. Kırmızısı da güzel. Üst düzey kuş için uğraşıyoruz. Daha iyisi olsun diye. Sıra kuşu genelde. Şimdi bunların hangi renkleri var kardeşim? Bunlar paçasız. Bunların sarısı var, kırmızısı var, mavisi var. Biz siyah beslemiyoruz ama siyahı var, çikolata rengi var. Siyah bunlarda en az olan değil mi? Şey, en çok olan ve değeri en düşük olan. Aynen öyle. O yüzden beslemiyorsunuz. Maşallah.
arkadaşlar. Şu gömüye bir bakın. Eline emeğine sağlık ya gerçekten. Şuraya bak. Yavrular da hepsi 7'den 70'e, hepsi birbirinden güzel. Daha yeni yeni tamamlıyorlar. Bunlar daha tamamlayacak yani. Tabii genç bunlar. Bunlar daha genç. Arkadaşlar daha böyle 4-5 tane daha kümese gireceğiz. Yorum beğeni eksik etmeyin sizden ricam. Erhan kardeşim ben kendim bildim bileli tip besliyor. Yaklaşık bir 5-6 senedir de tanırım kendini. Allah işini gücünü rast getirsin. Gerçekten çok güzel emeği var. Abi harbi güzel emek vermişsiniz. Harbi güzel kuşlar var. Şuradan şunları çalasım geldi. Maşallah. Arkadaşlar bir maşallah da sizden gelsin. Bakın şu kırmızıya özellikle bir bakın. Renge bakın ya. Maşallah. Kalitenin güzel bir adresi arkadaşlar. İstanbul'da bu kuşları çok seviyorlar diye biliyorum. Aynen öyle. İstanbul sürekli talepte bu kuşlar var. İstanbul ya ana vatanı tip yuvarlığı, bu da peşini. Birçok besleyici var. Bu ırkı besleyen herkes bizi tanır zaten. Alışverişlerimiz de oluyor. Ama şimdi bunlar genelde yurt dışından getiriyorsunuz ama siz getirdiğiniz güzel de üretiyorsunuz. Güzel de çoğaltıyorsunuz. Tabii, en güzel damızlığımıza da ayırdığımız kuşlar var. En güzel bölüm bu. Dağ kuşları. Arkadaşların istedikleri kuşlar da var. Yan kümese geçelim. Burası kelebeklerin kümesi. Dağısı var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Hoppa. Şu kaliteye bir bakın ya. Gel bro gel. Seni de mi çekeyim? Al kardeşim. Mesela bakıyorlar gireyim diye. Çok uysallar ama ha. Sizden hiç kaçmıyorlar. Baksana elini uzatsan yakalayacaksın. Zaten ya, burada, burada büyüyenler değil mi? Burada kelebekler var. Kelebekler var. O sarı tiplerden Bursa'da bir dostumuza gidecek onlarla. Ayrılanlar. Şeş kelebekler. Kelebek de ayrı bir keyif. Havada uçumu falan. Seviyoruz. Dönüş kuşunu da seviyoruz. Heh, İstanbulluların baskası olmazsa olmaz diyecektim. Tabii. Bak bir tane gördüm orada. Baska kümesimiz de var. Oraya da gideceğiz. Ayrı kuşlarımız var. Şu kuşun da kaliteyi bir göstereyim dedim arkadaşlar. Şöyle yerdekini bir görüp. Çok güzel bir kuş yine. Kardeşim gerçekten çok başarılı bir kümes. Eline emeğine sağlık. Sağ olasın Allah razı olsun. Daha devam var arkadaşlar. Sırasıyla burada bir bebek büyümüş. Maşallah. Altta yumurtalar var. Hoppa. Gökhan bak bakayım ya. Sen iyi bakıyordun oradan. Kankalar bana mı geliyorsunuz? Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Karşıda da gene bir dünya uçuyor. Şuraya bak ya. Elimi uzatsam yakalayacağım arkadaşlar. Hiçbiri kaçmıyor. Ha şu giden. Kelebek var ya. Giden. Aynen kesmesi çok güzel. Daha diğer kümeslere gireceğiz arkadaşlar. Sizden ricam bir beğeni bir yorum eksik etmeyin. Güzel bir emek var kardeşimizin emeği. Şurası çok güzel olmuş ya. Şurası özellikle bir araya gelmiş. Şu kelebeği çıkartayım aradan. Şallara bak. Harika. Gidelim mi öbürlerine? Bakan gel. İçeriyi tanıt gel. Tanıt gel. Gel gel. Maşallah. Kardeşler. Burası. Ben önce bir sakaları gördüm ya. Önce bir sakalara bakalım mı? Tabii sakalara da bakarız. Ben bu kadar güzel bir kümes, bu kadar güzel bir mekan görmemiştim. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar burada kanaryalar var. Asıl mekan sakaların mekan. Abi bunlardaki maskeler ne böyle ya? Bunların ikisi de erkek mi? Dişi erkek. Allah Allah. Şöyle yakından göstereceğim arkadaşlar size. Yaklaştırıyorum. Şu renge bir bakın ya. Maşallah. Kurban oldum Allah. Neler yaratmış. Arkadaşlarım da bakıyor ama en kalitelisine bakıyor arkadaşlar. Gerçekten. Çok da güzel bir ortam yapmışlar. Yeşilliği, her şey var. Şimdi bu sakalar büyük yerlere alışık arkadaşlar. Bunlar burada rahat uçabiliyor. Çoğu kardeşler ötsün diye minicik yerlere koyuyor. Ama o hayvanlar rahat etmiyor. Burada da var.
Orada da tek erkek. Şu ortama bakın arkadaşlar. Kocaman. 1,5 metre var burası. Burası da aynı. Bu erkek de çok güzel. Bunlar yurt dışından gelen hayvanlar arkadaşlar. Yakalama değil, bilezikli bunlar. Şöyle gösterelim. Hop. Nereye girelim? Burası Bango'yla baskalarımızın burası. Baska demiştik. Of of of. Bismillah. Maşallah. Abi bunlarda kafa yapısı ne böyle ya maşallah. Şunlar çok ilgimi çekti. Tak yaklaştım. Şunların bir boyutuna bir bakın arkadaşlar. Kafa yapılarına. Takoz gibi kafaları var. Duble kara kuyruk. Şimdi baska İstanbul baskası. Hemen yavaş yavaş geziyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geliyorum. Bekle, bekle, geliyorum. Şöyle. Yani çoğu kendi yavrularımız, kendi istiyorlarımız da yapıyor. Kafa yapıları çok güzel abi hayvanların ya. Hani bu kaliteden kaynaklanıyor değil mi? Tabii ki, onu uğraşıyoruz onu yapmak için. Şu kuyruğa bakar mısın? Doble. Kafayı bir çevir bakalım amcaoğlu. Kafa keşfini altına bak. Japon bango gibi ha, kafaya bak. Gerçekten arkadaşlar, Japon bangolarda olan kafa yapısı var. Minicik ha, bakmayın öyle. Bizim kameranın gösterdiği kadrajı. Maşallah. Kardeşim gerçekten çok güzel. Çok sağlıklı, çok kaliteli hayvanlarım var. Aynı zamanda hiç korku yok, uçuruyoruz. Burada bunlarda böyle olmazsa olmazımız ya da bunlarda bu özellik daha iyi dediğin yine kafa çok... Kafa yapısı ve gaga yapısı. Gaga uzun olmayacak. Yine burada bir ağız toplu baskımız, damızlık erkekler. Yavruları hemen orada. Bu da bizim damızlık kuşlarımızdan. Yani bango gibi kafa vardır bunda da. Takoz gibi ya. Takoz kafa evet. Aynı Japon'un değişik bir versiyonu. Çok aynen güzel de bir kafa yapısı var. Çok da güzel yavru bakıyor. O yavru da onun yavrusu mesela. Hemen şurada bir dişi. Şu mu? Evet. Daha kendini yapmamış, yapmamış ama bebek daha, gibi. Daha dizecek o kendini. Arkadaşlar harbiden bebek gibi kemeri falan çok güzel bir yavrun. Şu babanın yavru. Bu hala yavru peşinde. Geçen böyle karşıya alsın. Onlar bakıcı mı? Onlar bakıcı. Bakıcı ama bakıcılar da kaliteli ha. Normalde uç olmuyor, döndürdüğünüz kuşlar bunlar. Dönek kuşlar. Tabii dönek kuşlar, dönek kuşlar. Çikolata kuyruk da var. Bir tane çikolata kuyruk yavrumuz var. Paçan pekliği versin. Daha bitti sanmayın arkadaşlar. Daha başlamadık değil mi Erhan? Daha var, daha devamı var. Daha başlamadık. Allah can pekli versin. Güzel hayvanlar. Şunları bir kez daha gösterelim. Abi kafa gagalar çok güzel. Niye bango kuşu kardeşim be? Yani Hakan bango kuşundan vazgeçemiyor. Seviyor ve kuyruk bango. Kanat kuyruk değil de kuyruk. Mavi kuyruk, kara kuyruk. Vazgeçemiyor. Onun branşı o. Biz de mecbur seviyoruz onları. O seviyorsa ben de seviyorum dedim. Tabii tabii. Beraberiz zaten. O seviyor, besliyor. İlgimiz var. Kısa gagalı kuşu seviyorum aslında. Emeğine sağlık. Güzel hayvanlar. Hadi gel diğer kümese de geçelim. Asıl damızlık kümesine geçelim. Asıl damızlık kümesimiz. Ama kümese girmeden önce burada bir kalite görselimiz var burada. Bunlar da Budapeşte. Bunlar da yurt dışından ithal edildi. Abi maşallah. Şu renge, şu şala, şu güzelliğe bir bakın. Kuyruklar bembeyaz. Kanatları tam. Şalları çok güzel. Mavi komple. Yine abi bunlar çok kaliteli. Yine. Arkadaşlar ben Bursa'da böyle sıradan ne diyeyim bu kalitede tip bango pek görmedim. Vardır arkadaşlarımda ama ben görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Şunlara bakın ya. Emeğine sağlık. Kurban olduğum Allah. Neler yaratmış. Elde iyi bitmez diyordum ya arkadaşlar. Bunu da böylelikle hep birlikte görmüş olduk. Çok iyiler.
renge bak ya, kanat buz. Tertemiz. Özellikle şu tam önümdeki arkadaşlar, muhteşem bir kuş. Gerçi hepsi birbirinden güzel ki bunların altından daha ne yavrular gelir. Allah nasip ederse kardeşimin damızlıkları sağlam. Daha bunlar başlangıç. Daha başlangıç. Burası da Budapeşte'lere ait. Burası komple Budapeşte. Aynen, burası Budapeşte'de. Damızlıklarımıza ait kuşlar bunlar da. Ya Allah, bismillah. Bu kuşları yakalamak öyle kolay değil arkadaşlar. Bu da gene 2021 yavrularından daha yeni diziyor kendini. Daha üstüne koyacak tabii ki bu da. Daha yeni yeni tamamlıyor. Kafa teşkilatı. Bizde teşkilat. Format önemli yani. Tabii ki, tabii ki. Bizde teşkilat önemli. Şöyle gezdireyim arkadaşlar size kuşları. Kümeste komple damızlıklar var. Az önce saldığımız yavru. Daha kendini yapacak. Burada yine var. Çok yaklaşmıyorum arkadaşlar. Kuşlar biraz sert. Hemen Ferhat, şu alttaki dişi 2018 Macaristan şampiyonu. 96 Macaristan şampiyonu. Evet. Erkekte benim diğer kümeste. 96 puanla şampiyon olan kuş. Şampiyon olan şu kuşu bir ele alsak mı? Kaliteyi neye göre kalite diye sormasınlar, görsünler abi. Bu kuş 96 puanla şampiyon oldu. Macaristan belgesi şampiyonu. Belgesi de var tabii ki bizde. Tescilli Macaristan şampiyonu. Elimizde tuttuğumuz kuş 500 euro. 500 euro? Evet, bu kuş. Bir kuş tam 500 euro. Şu an ne yapıyor? Şu an üretimde tabii ki. Tabii yine 500 euro aldığınız para, bu satacağınız para olmuş olsa 1000 euro, 1000 euroya tekabül ediyor. 1000 euro, şu an 1000 euroya bence sen vermezsin bu kuşu. Yok. Neden diyeceksin? Belgeli üretmeden böyle şampiyonu kimse elinden kaybetmez. Bir kuş 1000 euro gerçekten hakkıdır bence. Kardeşimin eline emeğine sağlık. Bence hakkı. Kuşların kalitesine bir bakın arkadaşlar ya. Maşallah. Harbi damızlı küme. Özellikle bir dişi daha göstereyim sana. Bu kuş da yine Budapeşte Goylak dediğimiz bir ırk. Goylak. Goylak, evet. Bizim yani Goylak'a benziyor. Kafa yapısı, kafa teşkilatı muazzam. Irkının tüm özelliklerini tamamlıyor. Abi rengi de çok çok farklı. Kanat güzel. Uçları gölgeli. Bu ırk sadece böyle. Kanat uçları gölgeli. Nazik, narin bir dişi. Bir karış. Yani özellikle avucunun teşkilatı içinde kayboluyor arkadaşlar. Erhan öyle iri yarı bir arkadaş değil. Avucu küçük ama kuş avucuna sığıyor. Bir karış kuş. Tam bir karış. Çok muazzam bir dişi yani. Bu kuştan anlayan insanlar zaten bunu bilir. Maşallah, şöyle bir fotoğrafını alayım onun. Güzel. Allah can pekliği versin kardeşim. Sağ olasın. Allah bebeler Allah büyüyor burada. Burası damızlı kümesimiz. Buradan üreyen kuşlar uçuma. Buradan üredi, yan tarafta uçuyor. Hiç sıkıntı yok. Bizde dolar euro fark etmiyor. Hep savalı diyor. Uçuruyoruz tabi. Geri vitesi yok. Maşallah. Yine bu tarafa doğru getirelim onları. Tabi daha bitmedi. Şöyle mi alacak? Heh, şimdi daha iyi görünüyor. Abi çok sert kuşlar ama. Bunlar da kırmızı şanlı olacaklar. Anne babaları orada hemen. Uzat buraya doğru böyle, onu da bir hemen. Tabii. Bunlar tabii tüyden sonra evrim geçirecekler. Bunlar da sınıfının üst düzey kuşları olacak. Daha bebeler bunlar da. Şallarını tamamlayacaklar komple. Tek kafa olacaklar. Maşallah. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Kalite gerçekten üst düzey. Eline emeğine sağlık. Tabi bunlar burada bitmiyor. Bitmiyor. Bunların da daha devamı var kardeşimde. Daha var. Evde dolu. Evde tabi, evde de var kuşlar. Yani başka yerde de kuşlar var. Fındıkzade tarafında, Esenyurt tarafında da kuşlarımız var. Çok kuş var. Ya burada üredikçe Gökhan'ın oraya da transfer olanlar var yani. Aynen, bizim kümeslerde sıkıntı çok yok. Kuş geldi bana da. Bizim ne kadar kuşumuz varsa Gökhan'da da o kadar vardır yani. Kuş esirgemiyoruz hiçbir zaman onun.
Bize dost lazım. Aynen. Dostlarımıza kapılarımız her zaman açık. Allah razı olsun. Bursa'da severek misafir de ettiğimiz kardeşlerimiz. Gökhan kardeşimin de arası çok iyidir. Zaten Gökhan ben kendimi bildim bileli tip bango bakıyor abi. Hasta. Aynen, aynen. Ya bizi zaten buluşturan uçuşlar yani. Tabii. Aynı zamanda güzel bir şey yapıyor. İnsan üzerinde etki yapıyor. Maşallah. Hadi bakalım. Bir dışarıdakilere göz atalım mı sonuna? Tabii. Haydi bismillah. Onlar gelmiştir. Kardeşim elin emeğine sağlık. Gerçekten çok iyi kuşlar var. Yani şimdi bu herkes de iyi kuş olmasını temenni ediyoruz tabii yani. Hani artık çağı da atlamak lazım. Sıra kuşu beslememek lazım. Hani bizim istediğimiz rakamlar bazen arkadaşlara yüksek geliyor ama bizim de verdiğimiz çok iyi paralar var. En son gelenler 12 tane kuşu 1200 euro para verdi. Abi şöyle bir şey var. Yani tek kuş 1000 euro da yapabiliyor. Tabii ki. İyi kuş olsun. İyi kuş oldu mu hakkını değerini kendi bulur. Tabii ki. O hayvanı götür buradaki yarışmalarda da aynı başarıyı sağlar. Yavrularını götür gene sağlayacaktır. Kesinlikle yani. İyi ben kuş. En iyi bakacağım. Benim bir adım, benim bir şanım olsun diyorlarsa zaten iyi paraya iyi kuşlar edinmeleri aynen, gerekiyor. Kesinlikle yani. İstediğimiz normal şartlarda yüksek rakamlar değil ama kuşun sadece hakkını istiyoruz yani. Şunlara bak. Bu da peşti. Şu kuşlar kuşlardan vazgeçemiyoruz yani. Sanırım. Çok güzel. Kalemle çizsem böyle çizemezsin abi. Yaradan. Kurban olduğum ol dediğimi olu veriyor bir kere de. Numara yaratmış yani. Çok iyi. Gerçekten. Emek böyle bir şey. Güzel emek var arkadaşlar. Bir maşallah bu hayvanlara gelsin ya. Şu kaliteye bir bakın. Bir maşallah hak ediyorlar. Sağ olasın. Daha iyileri herkes de olsun. İnşallah kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar Erhan kardeşimin kendisine ulaşmak isteyen bize ulaşabilir. Biz yardımcı olacağız. Daha kuşları çok. Asıl eğlence, asıl keyif de burada. Kuşlar dışarıda. Uçum serbest. Ay maşallah. Arkadaşlar beğeniyorum bölümü, siz de son kez şöyle bir göz atın. Bunlar içeride büyüyen yavrular dışarıya salınıyor. Burada gökyüzünü yarıyorlar. Şöyle gösterdik.